Herkese merhaba. Bugünkü konu Lost in Amalfi serisine bakacağız hep beraber. Elimde her şeyi var. Ruju, dudak kalemi, kapatıcısı. Araya göz kalemi karışmış, o şey değil, Kiko değil. Maskarası. Aydınlatıcı. Fondöten ve far paleti. Yani hemen hemen her şeyi toplamaya çalıştım. Şimdi her şeyle ilgili ortak ilk görünüm, her şey çok kaliteli görünüyor. Her şey gerçekten çok pahalıya almışım gibi kaliteli görünüyor. Güzel bir indirimdeyken yıkadım hepsini. O zaman sırayla başlıyoruz. Şimdi fondötenin kadife duruşlu ve hafif hisli olması gerekiyor. Gelecek misin? Tamam. Evet, bayağı sıvı. Bunun şeyi neye benziyor biliyor musunuz? Bütün şu an akışı ve paketi. Chanel'in Vitalume Aqua. Ona benziyor. O da şu anda çok severek kullandığım bir fondötenim. O da bayağı hafif. Hatta varlığı yok arası gibi. Sadece güzel bir cilde eşitliyor, o kadar. Şu an onun gibi olacak mı merak ediyorum. Çünkü onu çok memnun kullanıyorum. İlk gözlemler kolay yayıldı. Her şeyle güzel uyum sağladı cildime. Güzel oturdu, güzel duruyor. Azla orta arasında. İlk azla başladı. Azla durdurabilirdim az kapatıcılıkla ama üstüne eklemeye devam ettikçe orta kapatıcılığa kadar çıkıyor ve rengi eşitlemesini beğendim. Gayet şu an için her şeyinden memnunum. Böyle giderse hafif de yüzümde. Şu an ağır bir his de yok. Gittikçe göreceğiz tabii gün içinde ağır bir his olacak mı diye. Şu an için ideal bir şekilde başladık. Geldik concealer'a. Böyle ortasında bir şey var. O ne bilmiyorum. Herhalde nemlendirici gibi bir şeydir. Bakalım. Bu biraz sert. Sürerken. Çok enteresan bir kapatıcı. Kapattı. Hem de her şeyi tam kapattı. Yani orta kapatıcılık diyelim hadi. Her şeyi tam kapattı ve daha sürerken bile sanki yok gibiydi. Yaklaşınca var olduğunu gördüm. Süngeri de bir kere değdirdiğimde karıştı, kayboldu gitti. Karıştı bile. Enteresandı, güzeldi. Ama diğer önceden kullandıklarıma benzemiyor ama. Çok daha farklıydı. Keşke bir ton daha açığını alsaymışım bu arada. 01 numarası da olurmuş benim için. Bakalım birazcık daha arttırabiliyor muyum? Çünkü bu benimle aynı renkte direkt. Ben kapatıcıyı birazcık daha bir ton daha açı olmasını seviyorum. Biraz aydınlatması için. Orta kapatıcılıkla tam kapatıcılık arasında şu anda hemen hemen gayet güzel. Evet, yoğun bir kapatıcılığı oldu ikinci kattayken birazcık daha. Enteresan, dediğim gibi sünger dokunduğunda karışmış oluyor. Biraz enteresan, güzel. Kuru göstermediği ve böyle kaldığı sürece yine bununla ilgili de çok güzel başladık. Şimdi bir sabitleyip bronzerımı sürüp hemen geri geliyorum. Şimdi geldik far paletine. Bu Smart diye bir far paleti. 04 rengi. İçinde bir allık varmış. 4 tane de göz rengi. Açabilirsem eğer, biraz zor açılıyor. Baya baya kalemle ittirmem gerekti. Çok zor açılıyor. Böyle bir renk. Çok güzel bence renkleri. Bir tek sadece şu mat. Onunla ilgili bir sıkıntı olabilir ama göreceğiz. Çok da büyük bir sıkıntı çıkmasını beklemiyorum ben pek. Dördünde rahat rahat kullanırım gibi şu anda. Bir deneyelim bakalım. Diğer renklere geçmeden önce şurada olanları bir göstermek istiyorum. Burası çok parça parça oldu. Ve üstüne kaç kat geçmeme rağmen ve çok karıştırmama rağmen parça pinçik duruyor. Bu taraf da aynı şekilde. Hadi şurayı düzelteceğim, şey değil de. Rengin nasıl dağılmadığını ve eşitsiz durduğunu, parçalandığını göstermek istiyorum. Ve bayağı yoğun karıştırmaya çalışmamdan sonra oldu. Yani bu renkten pek memnun kalmadım. Şimdi devamına bir bakalım. Thank you.
Bir makyajla çok uğraşıp sonra da onun hiçbir şeye benzemediğini görmek gerçekten çok üzücü. Ben şu an makyajımdan hiç memnun değilim ve çok uğraştım. Hiçbir şey güzel yayılmadı hemen hemen. Şimdi size şunu açıp gösterirdim ama açtım. Çok zor açılıyor ve tırnaklarımı kırıyor. Şu hiç karışmadı, parça pin çıktı sürekli. Şu çok az geldi. Yani 3 kat geçtim, bu kadar oldu. Şununla şu da simli güzeldi. Tam yayıldılar. Gayet bununla bu ikisinde hiç sorun yaşamadım ama zaten şu kadarcık palet. Ne olurdu ki 4'ü de iyi olsaydı. Biraz zor oldu. Özellikle şu kırmızıda çok çok ciddi sıkıntı yaşadım. Şeyle ilgili olarak, karışmasıyla ilgili olarak. Bir dallığını süreyim. Sonra da hemen maskaraya geçiyorum. Açılışı çok garip. Açılışı çok garip. Böyle bastırıp çevirince, bir dakika, bastırıp çevirince böyle kendini atıyor. Güzelmiş. Fırçası da bu şekilde. Birazcık da eğimli. Bakalım sürünce nasıl olacak. Hatta gayet güzel şu anda. İkisi arasında ciddi fark var. Şöyle bir yanaşayım. Fark var yani, gayet güzel. İki katta şu an çok beğendim. Çok güzel. Hacim kattı. Biraz uzattı ama ben zaten hacimi daha çok seviyorum. Hacim çok güzel kattı. Tamam. Highlighter ve ruj kaldı. Highlighter jelly highlighter formunda. Hatta sıvı neredeyse. Böyle bir şey. Güzel görünüyor. Bayağı sıvı. Şöyle yaysam daha iyi. Kolay da yayıldı. Yoğun gibi ama parıl parıl ışıl ışıl simler çıkmıyor. Çok güzel altı rengi bir ışıltı geldi. Alttan. Bu güzel oldu. Bu yazları tam benlik. Hatta altın rengini de güzel, çok sevdiğim için makyajda. Bu yazları tam benlik. Böyle içten içten bir ışıltı kattı. Farsalinkine benziyor. Duruşu da Farsalinkine benziyor. Rengi de Farsalinkine benziyor. Hatta hemen hemen aynıları diyebilirim. Bence bu onun aynısı gibi bir şey. Farsali bir süre sonra kullandığımda yaklaşık, çünkü çok memnun, çok uzun süre kullandım. Jelly Beam Highlighter'ını yaklaşık 3 aydan sonra biraz simli durmaya başlıyor. Kalanı mı simli oluyor bilmiyorum. Ama 3 ay kadar çok doğal duruyor. Bu da onun ilk başladığı doğal durduğu, güneşe karıştığı, işte vücuttan ışık çıkıyormuş gibi gösterdiği ilk halleri gibi şu an. Bu da bir 3-4 aydan sonra öyle olur mu bilmiyorum ama şu anda gerçekten çok güzel başladık. Bir tek geriye ruj kaldı böylece. Ruj ve dudak kalemi. Onlar da böyle turunculu bir kırmızı. O yüzden merak ediyorum nasıl olacak. Renkleri çok güzel geldi bana. Dudak kalemi kolay sürüldü, güzel kaygandı ve kremsiydi. Şimdi ruja geçiyorum. Bu da tek katta opak değildi ama sürmesi kolaydı. Yarı opak gibiydi. Bir kat daha geçince üstüne opaklaşıyor. Güzel. Kurutacak gibi. Rengini çok beğendim ama biraz kurutacak gibi. Ama sabit de kalacak gibi. Sanırım mat olacak ve uzun süreli olacak. Şimdi artık hepsini sürdük. Akşamı bekliyoruz. Akşama görüşürüz. Evet. Gün sonu değerlendirmesindeyiz. Far hiçbir yere kıpırdamadı. Güzel durdu. Ama sürerken hala buralar parçalı duruyor. Parçalık olması konusunda çok sıkıntılı yaşadığım için benim için hayır. Fondöteni hiçbir şey olmadı, hiçbir yere dolmadı. Gerçekten ağırlık hissi de yapmadı. Fondöten süperdi. Üstüne her şeyi de ekleyebildim, hiç bozulmadı. Hiçbir şey olmadı.
Ondan sonra ama eklemem gerekiyor, oksitlendi. Hem de inanılmaz oksitlendi. Direkt bir ton yukarı attı. Yani 3 almışım mesela. 2 alsam bana tam olacakmış. Şimdi mesela çok koyu geldi. Ruj yiyip içince kalem hiçbir yere kıpırdamadı. Ruj da dışarıları taşmadı ama yiyip içince şu ortası iç kısmı gitti. O gittiğinde de üstünü tazeledim. Tazeleyince biraz çok kat kat oldu. Kurutmadı bu arada. Çok rahattı bütün gün boyunca. Mattı ama kuruluk hissi yoktu. Hiç değer olacak gibi de değil. Hiç değil. O yüzden çok güzel. Aydınlatıcı bütün gün durdu. Işıl ışıldı. Harikaydı. Maskara hiç akmadı. Hiçbir şey olmadı. O da çok güzel sonuçlandı. Ruju söylüyordum bir dakika. Üstüne ikinci katı geçince çok kalın durdu bir anda. Biraz onunla ilgili bir şey oldu. Ama yine de iyi dayandı bence. Genel olarak rujun bir kalın durup ortasına gitmesi, bir de farla ilgili yaşadığım sorun hariç bence çok güzel bir sonuç aldık. Bugün de böyleydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.